Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine çok özel bir kutu açılışıyla karşınızdayız. Çok özel diyorum çünkü Türkiye'de üretilen ilk yerli telefonlardan biri olan Oppo A15s'in kutusunu sizlerle birlikte açacağız bugün. Biliyorsunuz kısa bir süre önce Oppo deneme üretimlerine başlamıştı bu modellerden. Yani daha doğrusu Oppo'nun ilk ürettiği modellerden biri de Oppo A15s olacaktı ve o model şu anda bizim elimizde. Dilersen yer alperen kutumuzu yavaş yavaş açmaya başlayalım. Bakalım Oppo A15 kutusunda bizim beklediğimiz gibi Made in Turkey yazısı bulunuyor mu bulunmuyor mu bunu göreceğiz. Telefonun özelliklerinden ve son olarak da fiyatından sizlere bahsetmiş olacağız. Evet, şöyle çıkaralım. Bakın yaklaş. Şurada arkadaşlar gördüğünüz üzere Oppo tarafından Çin'de tasarlanmış ve Türkiye'de üretilmiştir ibaresi bulunuyor. Bu bir etiket tabi. Bu sökülüyor mu bakayım. Altında başka bir şey yazıyor mu onu merak ettim. Ama sökemiyorum. Ha, söktüm. Şöyle bakayım. Yok bunun altında. Şurada da gördüğünüz gibi arkadaşlar telefonun özelliklerinden bahsetmiş. 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı, 6.52 inçlik HD Plus çözünürlükte IPS LCD bir ekran. AI yani yapay zeka destekli üçlü arka yani ana kamera ve 4230 mAh boyutunda da bir bataryamız bulunuyor bu telefonda. Bu arada kameralarında 13, 2 ve 2 şeklinde olduğunu sizlere belirtmiş olalım. Bu arada bu da bir etiket. Bakayım bu çıkıyor mu? Şöyle evet bu geldi. Şöyle evet gördüğünüz gibi arka tarafında İngilizce olarak ifadeler var. Bunun sebebi arkadaşlar bu telefon sadece Türkiye'de satmayacak. Bu telefon Avrupa'ya da oradan belki Amerika'ya da gidecek. Dolayısıyla pek çok bölgede satacağı için böyle bir çözüm üretmişler. Belki bunun da altında vardır. Onu sökemedim şimdi. Çok da yırtmak da istemedim. O yüzden ona daha sonradan da bakabiliriz. Şimdi arkadaşlar kutumuzu şöyle açalım. Telefonumuzu içinden çıkartalım. Şöyle telefonumuzu çıkartıyoruz. Klasik olarak yine bir adet kılıfımız var. Bu zaten diğer orta segment modellerden de artık görmeye alışık olduğumuz bir durum. Şu telefonumuz bakalım başka ne var. Bir adet şarj adaptörümüz var. İçerisinde kaç watt olduğu yazıyor mu? Bir bakayım hemen şuradan. 2 amper 10 wattlık bir adaptörümüz var. Ve Type-C Micro 2 mi? Micro 2 bağlantı kablosu gelmiş durumda. Şimdi gelelim arkadaşlar tekrardan telefonumuza. Az önce kutu üzerinde yazan şeyler yine burada da karşımıza çıkıyor. Şimdi telefonumuzu çıkartalım. Şöyle yavaş yavaş şeritinden. Evet şurada yine bir etiket var. Bakayım burada da yine aynı şekilde Çin'de tasarlanmış, Türkiye'de üretilmiştir yazıyor. Bu arada rengi çok hoş gerçekten ama parmak izi bırakabilecek bir yüzey gibi duruyor. Çok parlak. Eğer parmak izi de bırakmıyorsa gerçekten çok hoş bir renk olduğunu söyleyebilirim bu rengin. Ne diye geçiyormuş bu? Bir dakika arkasında yazıyor hemen size söyleyeyim. Dynamic Black yani dinamik siyah diye geçiyor bu renk. Hemen telefonumuzu açalım arkadaşlar isterseniz. O arada ben size telefonun özelliklerinden bahsetmeye devam edeyim. Dediğim gibi 6.5 inçlik bir ekran var bu telefonda ve MediaTek tarafından üretilen Helio P35 Yonga seti bulunuyor. ColorOS 7.2 yüklü Android 10 tabanında çalışıyor. Dediğim gibi 4 GB RAM var. 64 GB'da bir dahili depolama alanına sahip bu telefon. Tabi micro SD kart yuvası var şurada. Bu micro SD kart yuvası sayesinde 256 GB'da ek depolama sağlayabiliyorsunuz. Arkadaki kameralara baktığımız zaman arkadaşlar burada 13 megapiksel, 2 megapiksel ve 2 megapiksel olmak üzere üçlü bir ana kamera kurulumu mevcut. Şurada parmak izi okuyucumuz var. Çünkü IPS LCD bir ekran olduğu için parmak izi okuyucusunu doğal olarak fiziksel olarak konumlandırmışlar. Eğer OLED ekran olsaydı muhtemelen ekranın altına yerleştirilebilirdi. Yani şurada Türkçe'yi seçelim. İleri diyelim. Buradan Türkiye'yi seçelim. Son iki diyelim. Hepsini kabul edelim.
Ön tarafta arkadaşlar 8 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Delikli ekran yerine damla çentik tasarımı tercih edilmiş. Bunu atlayalım. İleri. Alt çerçevenin yan çerçevelere göre bir tık daha kalın olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada ekranda bir parmak izi okuyucusu da ekranda bir jelatin yani ekran koruyucusunun da mevcut olduğunu size hatırlatalım. Yani hazır üzerine kaplanmış bir şekilde geliyor. Evet, ColorOS 7 logosu geldi. Tamam, bunlar çok da sıkıntı değil. Evet, telefonumuz da böylelikle açılmış oldu arkadaşlar. Genel itibariyle zaten bunu bilenler bilir. Klasik Oppo'nun ColorOS arayüzü. Şöyle hemen ayarlara bir bakalım. Telefon hakkındaya girelim. Evet, burada da gördüğünüz gibi telefon hakkındaki temel bilgiler yer alıyor. Gelelim telefonun fiyatına. Fiyata gelmeden önce bir de kameraya girelim isterseniz. Bakalım. Tamam. Evet, burası da klasik yine. Oppo kamerasının arayüzü. Makro çekim modu var. Gördüğünüz gibi. Bir de gece çekim modu var. Tabii bu çekim modlarının ne derece başarılı olup olmadığını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz incelemede sizlerle paylaşacağız. Şimdi arkadaşlar gelelim bu telefonun fiyatına. Oppo Türkiye'de ürettiği ilk modeli olan A15S için 2500 Türk Lirası civarında bir etiket düşünmüş. Yani 2499 Türk Lirası olarak belirlemiş bu telefonun etiketini. Açıkçası bu telefona bu para verilir mi verilmez mi bunu tamamen siz takipçilerimize sormak istiyoruz. Yani sizce Türkiye'de üretilen ilk Oppo modeli A15S için 2500 lira uygun bir fiyat mıdır? Yoksa daha mı ucuz olması gerekirdi? Bunu bizlerle yorumlarda paylaşırsanız seviniriz. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde farklı bir markanın da yerli üretim modelini tanıtmıştık. Kutusundan çıkarmıştık daha doğrusu. O da aşağı yukarı aynı özelliklere sahipti ve fiyatı da 3 aşağı 5 yukarı aynıydı. Demek ki diğer gelecek olan yerli modellerde de bu özellikler ve bu fiyat skalası işlenebilir. Bunu tabii biraz daha bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde detaylı bir incelemeyle karşınızda olacağız. İnceleme videosu gelene kadar bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.